Şimdi bazı şeyler beni programda söylüyor, diyorum ya olmaz diye. Çünkü olursa başka yerlere varıyor olay. Zekiyeciğim sen ne kadar yakınlarında yaşıyordun Sebilelere? Ya Sebile'yi ben yani her seferinde destekledim, arka çıktım. Ben dedim yani her seferinde ben araştırmışlar dedi kaynımın oğluyla, kaynımı evden kovdu. Her seferinde dedim senin namusun bize alakadar etmiyor. Bizim çocuğumuza ne yaptınız onu söyleyin. Ondan bahsetmiyorum. Siz yani yakında mı oturuyorsunuz? Hayır ben köydeyim, Kızılkaş'tayım. Aranızda var yani Evet mesafe. o Osmaniye'de ama hiçbirimizi kabul etmedi. Kaynanam mı, kaynar mı Hayır diye. siz bu 6 yıllık ilişkiyi hiç fark etmediniz mi? Hiçbir şekilde fark etmedi. Peki Ama senin kız ama senin şüpheleniyordu. kızını mı alışveriş merkezinde gördüğünü söylüyor vesaire. Hayır benim kızım değil o. Benim Zekiye'nin kızı değil kızım mi? cenazeye Alışveriş gittiğimizde merkezinde değil, cenaze evinde. Ben o şekilde söyleyeyim. Alışverişe giden, cenaze evine gören benim gittiğimiz arkadaşım. işte Heh. arkadaşın ha. Üçüncü günü telefon etti bize. Bize derken beni aradı Sebile. Dedi Mustafa Hoca'nın dedi eşi öldü dedi. Böyle sevinçli bir şekilde. Sevinçli şekilde. Evet. Yani Mustafa Hocam dedi eşi öldü dedi. Duymadınız mı yenge dedi. Vallahi duymadık dedim. Kız gelmeniz gerek yenge dedi. Adam dedi size geliyor gidiyor yani tanıyorsunuz artık. Biz bindik gittik eşimle. Siz Adana'dan kalktınız Osmaniye'ye cenaze Evet. ektiniz ha. Çok çok değerli kıymetli ya yanına gittik. Ondan sonra gittik bizi rahmetlik Mehmet aldı götürdü. Oraya gittik. Yani şüpheleniyordum. Eşime sorabilirsiniz. Sürekli söylüyordum. Ama işte yani konduramıyorduk. Kaynım kötü olmasın. Kaynıma işte şöyle böyle deyip canını sıkmayalım. Oraya gittik. Oturduk kalktık. Bizi götürdü. Biz kimseyi bilmiyoruz orada. Sadece kendini tanıyoruz. Bir de Mustafa Hoca'yı bir gözü işte. Hoca mı neyse Allah belasını versin. Yan yana oturdu. Yani kimseyi bilmiyorum ben. Gitti erkeklerin içinde yan yana oturdular. Kadınlar da var tabii de o tarafta. Böyle. Böyle. Hiçbir şekilde birbirlerinin ağzının içine giriyorlar. Ondan Bir, yenge bir sonra daha yaptı. ileri geri ben içeriye gittim. İşte çay davası var. Beni kız kovmaktan beter etti. Söylemediği lafı koymadı Kimin kıza. kızı? Mustafa Hoca'nın kızı. He. Bana olmadık laflar söyledi. Ne dedi? Defolun gidin dedi. Ne yüzle geldiniz buraya dedi. Şimdi ben mutfağa girerken de akşam saat 8 gibi falan Hayır, sen haber. demedin mi? Niye biz defolup gidiyoruz? Hiç ben farkında değilim. Ya ben de çay içiyorum diye çay demlemeye girdim içeriye. Ha. Onu niye demliyorum diye siz ne yüzle geldiniz buraya? Defolun gidin falan işte. Sen şimdi cenaze evine gidip kendine kaçak çay mı demlemeye Ben kalktın? kaçak çay demle değil. İşte Mustafa Hoca dedi ki ne içeri ben biliyor içmediğimi. Bana da sürekli gelip gidiyordu Hayır bu çay meselesinden dolayı mı ne yüzle bu. Yani geldiniz buraya hayır hayır dedi. çay meselesi değil. Bunlar aşağıya gittiler. Karanlıkta bahçeye indiler. Eşime de söyledim ben bunu. Bahçeye indiler. Karanlıkta Mustafa yani ile Sebile. normalde bana in de ben dağda taşta gezen biriyim. Öyle bağ bahçe giderim. Yemin ederim ben güvenip de inemem. Böyle Tam böyle. gittiler Aşağı indiler. Ben de mutfağa girdim. Çay demlemeye. O işte Mustafa Bey dedi çay var kaçak çay dedi. Sen kendine göre demle. Çay büyük çaydanlıkla demledim götürdüm. Öğlen benden fazla içtiler. İyi ki kaçak çay içmiyor kimse. Sonra tekrar demlemeye girdim. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ben cenaze evinde de şimdi tövbe yarabbim. Ama Hani şey değil öyle yani kimse kalmamıştı. Herkes dağılmıştı. Yani kendileri söylediler anladım. git Hayır, demledi. sana buraya ne yüzle geldiğinizi. Bunlarla öpüşürken görüyor, kızı görüyor herhalde. Ondan sonra bana geldi yani çay bahane ederek bana tantana Bahçede mi yaptı. öpüşürken görmüş kızı Evet annesinin cenaze evinde? kızı Yani görmüş. bunlar bahçeye iniyorlar. Evet gece işte Sonra hava rahmetli karanlık. kadının kızı da onları babasıyla Sebil'in öpüştüğünü Evet. görüyor. Siz ne yüzle geldiniz buradan defolun gidin Sonra diyor. benim yanıma getirtecek oldu kızını. Özür dilesin dedi. Bu dedi ki kızına bir şey söyle artık yeter dedi. Yengeme dedi demedi lafı koymamış dedi. Bu işte çağırdı kızını. Ben dedim yok dedim ben özür falan istemiyorum işte şöyle böyle. Sonra yani öyle biz Biliyor kalktık. musunuz aslında? Ben zaten biliyordum ama kimse itibar etmiyordu. Söylüyordum ama Ama bir şey söyleyeceğim yani bir şeyin de şimdi artık olduğunu anlamak için daha ne yani daha. Mehmet üzülecek, huzursuz olacak Ha bak diye. işte Mehmet üzülecek falan huzursuz Yani olacak ama adam ölmüş gitmiş işte. keşke söyleseydik yani. Başka bir şey diyemiyorum.
Ben size bile sordum ya cenaze evinde böyle bir şey yaşanmış diye. Yok olmadı dedi olmadı ama. Olmadı dedi. Ben sonra girince anlatamadık işte. İleri geri konuşamadık. Kendisi anlattı zaten. Kadın bizi kovdu evden yani. Beni kovdu orada. Hatta abla ben orada dedim ya sana Zeki yengem gelsin diye olayı daha iyi biliyor diye. Onun üstüne dedim çünkü bana inanmayacağı belliydi. Bana geldiler. En son geldiğinden bir önceki geldiklerinde. Her gittiği yerde yanında. Her gittiği yerde. Daha sabah saat 7 namaza kalkmışlar. Kayınvalidem öyle oturuyor yemin ederim. Bunlar böyle yan yana sabah 7. Yani insan kayınvalideye saygı yok. Çıktım yatak odasına abi baktım oturuyorlar. Yani erkenden niye kalktınız ya da niye beni kaldırmadınız? Yemin ediyorum hala böyle. Kaynanamın yanında böyleler. Anne dedim yani ne yapayım kızım dedi yani ne söyleyeyim dedi. Ne söyleyeyim dedi. Kaynanamı kesinlikle istemedi. Hiçbirimizin evine gittiğini istemedi. Bu adamın yüzünden Osmaniye bahçede oturuyordu. Orada adı çıkmış, laf etmişler. Sebil'in. Evet, oradaki evi sattırdı bu adam. Bu taraftan kendi buldu bu evi de. Kendi tuttu, aldı. Ha, evi de değiştirdi. Evet, evet. Bu evi de kendi ayarladı. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bircan Bali bana mesaj atmış. Diyor ki ben de diyor Osmaniyeliyim. Sabah da annesiyle konuşmuşlar. Bu Osmaniye'de çok meşhurmuş bu adam. Yani mahalle mahalle şöhreti varmış. Burada iki kelimeyi yan yana getirip cevap vermedi ama ondan sonra üç kağıtçı herkes de Osmaniye'de bilir diyorlar. Evet. Biz tanımıyoruz ama Osmaniye'de mahalle mahalle tanır diye sevgili Bircan mesaj atmış şimdi Adana'da bana. Adana'da bu ablaları Sebile'nin Şükran ablası. Ha bir de Adana'da da meşhur evet, o zaman bu. Evet bizim köye geliyordu bu Şükran ablasının koca kızı bu. Çıkartıracağım diye uğraştı evinden dışarıya çıkartmadı. Ve benim Mehmet hastanede yatarken diyor ki, kayınvalidem söylüyor. Diyor ki o adam diyor ölmeden git diyor şu Mustafa hocayla diyor şu parasını çek yarın alamazsınız o parayı diyor. Gidin çekin o parayı diyor. Ondan sonra Mehmet hastanedeyken. Evet hastanede yoğun bakımda yatarken. Bak. Evet evet. Ölür alamazsınız demiş yani. Ölünce yarın alamazsınız. Hepsi önemli yani. Bunları unutmayın yani bir telefonumuz varmış. Planlı olduğunu göstereceğim. 12 yaşındayken yaşadığı bir şey anlatacak. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge ablacığım. Hoş geldin. Osmaniye'den mi arıyorsun biz Adana'dan mı? Evet ben aslında Osmaniye'liyim. Hatta şu anda da Osmaniye'deyim. İzmir'deydim de maşından buraya geldim. Benim küçüklüğümde bu büyük bir travma benim için. Benim ayağımda bir iyileşmeyen bir yaralı bir hastalık vardı. Netice sonunda yine ben ayağımı kaybettim de. Yalnız benim babam rahmetli bu adamı duymuştu. Çok inanmıştı duasına yapacağı işle işe. Beni aldı, annemi aldı. Amcam ve yengemle biz bunun evine gittik Müge ablacığım. Evine gittiğimizde ben 12 yaşlarındaydım. Çok net hatırlıyorum. Zaten şu an görüntülerim diken diken. Ya zaten bu adam bir yaşıma kadar bende büyük bir etki. Hiçbir şekilde bu olay dışında ben bu şeylere inanmadım. Hatta size gördüğüm her şeyleri böyle ürpererek benim de başımdan bu geçti. Her böyle yakın tanıdığım arkadaşıma da bu şeyi anlatmışım. Büyük bir travma yani anlatamam size. İçeriye girdik biz. Bana dedi ki yani çok özür dileyerek söylüyorum. Gösterinizi görmem gerek dedi benden için. Ben de daha yeni yetişiyorum. Yeni hatlarımız belli oluyor. Ben kesinlikle istemiyorum diye ağladım. Annem dedi ki hocam başka yolu yok mu yani sonuçta. Annem de bizi ikimiz odaya yalnız aldı. Annem de dedi ki benim yani benim yapabileceğim bir şey var mı hocam ne yapabiliriz dedi. O zaman sen sorun dedi anneme. Evet. Evet. Annem yazık hani yani o da ben ayağımı kaybediyorum. Yani kimse çaresizlikle kalmasın. Annem de kendi böyle hani yüzünü kaldırarak tişörtünü göğüs hatlarını ortaya çıkarttı. Bu adam annemi böyle çatal yani kaşığın, pardon çok özledim heyecanlandığım için bıçağın ucunu böyle yılan başı gibi çatallı bir uçtu. Onunla annemin göğüslerini taciz etti. Ve böyle elleriyle de tabii benim gözümün önünde her şey oluyor. O yatak odası gibi bir yere geçtik. Ondan sonra annem dışarı çıkarken de babam rahmetli benim uzun yol şoförü dedi kızım kesinlikle duymazsın.
sonuçta biz buraya böyle bir şey için geldik. Hani babam erkeksin ne diyeyim artık onun böyle bir şey izah etti. Biz odadan çıktığımızda biz çok kötü bir hal dedik. Bize tekrar gelmenizi istedi. Annem de kesinlikle gitmeyelim buraya. Burası iyi bir şey değil. Bizim çocuğumuzun ayağı buradan iyileşecek bir durum değil Mehmet. Anlatamam demişti o zaman babama. Yani senin bacağını iyi etmek için? Evet. Annenin göğüslerini görmek istiyor. Evet, benim de ben olmayınca annem istedi. Kızı olmazsa annesi. Aynı şekilde birinden birisi olsa da. Bu arada çocukcağız 12 yaşında yalnız. Evet. Kız 12 yani hani soyun dediğinde kız 12. O göstermeyince hadi annen soyunsun. Yani birisi olsun da fark etmez benim için. Rüge abla. Böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Rüge abla, bu konuyla alakalı ben bunu bir yerden duydum. 12 yaşındaki bir kıza da bu Mustafa Samagan sarkıntılık ediyor, tecavüz ediyor. Bunu duydum. Kimden duyduğumu isim vermeyeceğim, söylemeyeceğim. Bu da aynı Osmaniye'de oluyor. Annesiyle beraber gidiyor kız. Tedaviye gidiyor. Onun yanına gidiyorlar. Bu kızı alıyor odaya. Kız biraz nasıl diyeyim mi? Kendinden örnek göstereceğim. İri yapılı. Biraz benim gibi iri yapılı, kilolu. Kızın bacaklarından başlıyor. Dokunmaya. Tamam, neyse artık çok ileri gitmeye gerek yok. Tamam. O şekilde. Canım benim ya. Gerçekten hani büyük bir travma diyorsun. Geçmiş olsun. Çok zor bir şey yani. Bunu atlatması çok zor. 12 yaşındaki bir çocuğun. Ve zaten kendisi demedi mi? Denize düşen yılana sarılır dedi. Yılan zaten. Şimdi de yılan. Yılana kurban olsun. Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlığı.